acı kaybımız. Çok sevdiğimiz babamız, her şeyimiz Yaşar Uğurlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına mütakip Kocatepe Camii'nden kaldırılacaktır. Aklımı seveyim, aklımı. Kız, senin yazdığını bilmesem inanırdım şuna. Vallahi korkulur senden. Korksunlar. Benim olanı almak neymiş görecek o Eylül zillisi. Aferin sana. İyi hazırlamışsın. İşimi sağlama alayım dedim Razişciğim. Eylül bu haberi görünce bir an önce o saklandığı delikten çıkıp gelecek. Sonra ne yapacaksın? Hele bir gelsin. Önce o saklandığı yer nereymiş onu öğreneceğim. Sonra da isten üstüne pe olana kalıyor. Herhalde bu sefer yaptıklarını yanlarına bırakmaz. Bırakmaz tabii. Şerefini iki paralık etti o meymenetsiz. Neyse arasana be. Neredeymiş öğrenelim. Bir arayayım bakayım. Eylül gelmeden işimizi sağlam alalım. Yok. Açmıyor. Neredesin be oğlum? Eylül bırakıp kaçtığından beri darmadağın oldu çocuğum. Ay nerede olacak? İçmiş içmiş sızmıştır bir yerlerde yine. Koray'a güvenirsek işimiz iş zaten. Ha geldi oğlum, geldi. Hemen açma. Önce bir delikten bak kimmiş bir gör. Neredesin Razi? Yarım saattir dikiliyorum burada. Niye açmıyorsun kapıyı? Lavabodaydım canım, kusura bakma. Bana bak. Bana yalan söyleme. Sesini duydum. Fısır fısır biriyle konuşuyordu. Benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? Yoksa Koray Eylül'ü mü buldu? Yok canım seni. Nerede Allah aşkına? Bulsa haberimiz olurdu herhalde. Saklama Razi'ye. Bana bak. O Koray oğluma bir şey mi yaptı yoksa? Kaçırıp burada mı saklıyorsunuz oğlumu? Yaz! Oğlum! Yaz! Nermin! Nermin! Allah aşkına ya! Evde kimse yok benden başka. Çekil Raziye! Ya Nermin'cim ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Benden başka kimse yok diyorum evde. Sen iyice şaşırdın ama. Ne işi var yazın benim evimde? Hem senin oğlum benim gelinimi kaçırdı. Sen gelmiş burada bizi suçluyorsun. Mağdur olan benim oğlum. Tamam, ben seni de anlıyorum. Çok üzgünsün ama böyle olmaz. Haklısın Raziye. Ben ne yaptığımı ne dediğimi biliyor muyum? Akıl mı kaldı bende? Şu düştüğümüz hallere bak. Vallahi ben size de çok acıyorum. Yaz yüzünden başınıza gelmedik iş kalmadı. Ama ne yapacaksın evlat işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Nermin'cim. Hadi gel. Salonda seninle şöyle birer kahve içelim ha? Dertleşiriz. Hadi. Hadi arkadaşım, hadi.
Nerede arayayım oğlumu Allah aşkına? Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdiler. Adnan zaten iyice delirdi. Evde kızılca kıyamet koparıyor. Dedim acaba senin oğlan buldu da öfkesinden buraya mı kapattı onları? Yok artık, daha neler. Ay Nermin'cim Allah aşkına, benim halim de perişan, görmüyor musun? Oğlum desen ayrı bir perişan. Çocuğum ortalarda yok. Karısı kaçıp gittiğinden beri çocuğum temelli derbeder oldu. Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Ah ah. Ne bitmez çilemiz varmış bizim. Mahvetti bu çocuklar bizi, mahvetti. Tövbe bismillah. Yaşar Bey öldü mü? Allah! Nasıl olur Raziye? Daha dün doktor adama iyisin dedi. Bana bak, bu adam nasıl oldu da birdenbire öldü? Cenaze namazı bugünmüş. Raziye, git üstüne bir şeyler giy. Nurhan Hanım perişan olmuştur şimdi. Yanında olalım. Hatta arayayım şimdi. Ya bir dur. Nermin'cim, Nermin'cim dur. Dur, 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 dur. Böyle senin gibi görünce ben de çok şaşırdım. Ondan hemen Nurhan'a aradım. Doğru değil mi İlhan? Yaşar Bey ölmemiş. İyi de bu ilan ne o zaman? Bu ilanı Nurhan vermiş. Nurhan mı vermiş? Ya. Niye böyle bir şey yapsın ki? Eylül bulunduğu yerden çıkıp gelsin diye vermiş kadıncağız. Öyle düşünmüş işte, ne yapsın? Allah Allah. Eylül çıksın gelsin diye ilan verdi öyle mi? Ya ama çok iyi yapmış değil mi?